Nasıl başlıyor? İki tane oğlum var. Bu dengeyi nasıl sağlıyorum? Özellikle pazar günü aile günümüzdür. Var, bir köpeğimiz var. Yani eşim, çocuklarım benim her şeyim. Benim dönüm noktam. Onlar ulaştırdı beni. Hastaların mutluluğunu gördüğümde beni bu yola itekledi aslında. Çok fazla, haddinden fazla. 5 yıldır güzellik uzmanıyım. Onun desteği olmadan zaten kesinlikle başaramazdım. Burada güzelliğe dair her şey var. Erkeklerimiz de cilt bakımını gittikleri yeri mutlaka ve mutlaka sorsun. Neden doğru yer? Çünkü aslında müşterilerimize soruyoruz. İnsan sağlığı bence daha önemli. Sorun var mı yok mu? Başarının tanımı şu an, yani evet oldu. Bir hastam vardı. Kesinlikle korkmasınlar, çekinmesinler. İç güzellik mi yoksa dış güzellik mi? Bu tartışmalar bir kenara dursun. Biz dış güzelliğimizi nasıl ön plana çıkartırız, bu sorunun cevabını alacağız. Ama öncesinde Selda Hanım'a bir günü nasıl geçiyor diye soruyoruz. Şöyle iki tane oğlum var. Sabah 5'te kalkış, sabah 5'te kalktıktan sonra birlikte okula gidiyoruz. Onları bıraktıktan sonra iş, sabah 8'de dükkanı açıyoruz. Açmadan önce ekiple birlikte güzel bir kahvaltı yapıyoruz ve başlıyoruz. İş dağılımı oluyor. Hangi müşteri kimi istiyor, neler var, neler bekliyor bizi. Sonra iş dağılımından sonra öğleye kadar birlikte tam gaz çalışıyoruz. Hem anne olmak hem de iş kadını olarak hayatına devam etmek birçok kadın için oldukça zor bir mesele. Peki Selda Hanım bu dengeyi nasıl sağlıyor? Bu dengeyi nasıl sağlıyorum? Planlı çalışarak sağlıyorum. Daha çok plancı bir insanımdır. Bir hafta sonraki yemek planım bile hazır yani. Birlikte oturup çocuklarımla, eşimle birlikte hep plan yapıyoruz. İşte sen saat kaçta çıkıyorsun, ben kaçta evde oluyorum. Çocukları nereye götürmemiz lazım, kursları var mı? Hep planlı çalışıyoruz. Özellikle pazar günü aile günümüzdür. Dıştan hiç kimse girmiyor. Dördümüz, eşim, iki çocuğum ile birlikte ne yapacaksak yapıyoruz. Sabah kalkıp yüzmeysi yüzme, haftanın iki günü zaten yüzmeyle değerlendiriyoruz. Diğer günlerimiz ise günlük zaten bir yürüyüşümüz var, bir köpeğimiz var. Akşamları hep yürüyüşümüze çıkıyoruz. Yani eşim, çocuklarım benim her şeyim aslında. Her şeyden önce gelen bir şeydir, bir noktadır. Benim dönüm noktam. Aslında eczacı olan Selda Hanım daha sonrasında kozmetik sektörüne el uzatmak istemiş. Peki bu fikir nasıl oluşmuş? İşte cevabı. Hastalarım sayesinde ulaştım. Onlar ulaştırdı beni. Yani eczanede reçeteyi ilaç verirken yanı sıra kozmetik ürünleri önerdiğimde ve faydalarını gördüğümde, hastaların mutluluğunu gördüğümde beni bu yolu itekledi aslında. Kozmetikle medikali birleştirerek burayı seçtim yani. Eşler daha evlendikleri ilk gün birbirlerine şu sözü verirler. İyi günde, kötü günde diye. İşte Selda Hanım'ın da eşi her daim en büyük destekçisi olmuş. Çok fazla, haddinden fazla. Akşama kadar çalışıyorsam, akşamları da ders çalışıyordum. Onun desteği olmadan zaten kesinlikle başaramazdım. Peki bu tecrübe kaç yılda edinilmiş? İşte cevabı. 5 yıldır güzellik uzmanıyım. 2 sene önce master'ımı bitirdim güzellik uzmanlığında. 10. aydan beri de Elos var aslında Viyana'da. Herkesin hayatında olduğu gibi Selda Hanım da hayatında belli başlı dönüm noktaları var. Peki onlar neler? İlk önce eşim, çocuklarım, sonra da işim. Tabii ailemi de unutmamak gerekir. Bir de ailem. Gelelim müşterilere olan hizmetlere. Selda Hanım müşterilerini memnun etmek için elinden geleni yapıyor. Burada güzelliğe dair her şey var. Lazer epilasyon, bölgesel incelme, selülit tedavisi, cilt bakımı, medikal cilt bakımı, eğer ki akne problemi varsa akne problemi çözüyoruz. Daha sonra her şey var, bir kadına bir erkeğe dair her şey var burada. Doktorumuz da var, bu aydan itibaren doktorumuz da var. Botoks, dolgu, hyaluron dolgusu, her şeyi yapıyoruz. Hiç merak etmeyin beyler, bu hizmetlerden sadece kadınlar değil, erkekler de yararlanabiliyor. Erkeklerimiz de cilt bakımını geliyor, lazer epilasyonu geliyor, medikal masajı geliyor. Aslında bir bayanın gelebileceği her şey erkekler de geliyor. Selda Hanım, şimdi de güzellik merkezi seçerken neleri göz önünde bulundurmamız gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Gittikleri yeri mutlaka ve mutlaka sorsunlar, sertifikalar var mı? Hangi lazer makinesini kullanıyorlar, hangi aletleri kullanıyorlar ve ne uygulanacak? Lazer makinesini, lazer epilasyonu gidiyorlarsa FDA sertifikası var mı yok mu onu sorsunlar. Uygulayan kişinin sertifikası var mı mutlaka sorsunlar.
Bir de sayfamız var. Sayfaya girip bakabilirler aslında. Devletin bir sayfası. O yerin aslında bunu yapma izni var mı? Hangi makinaları kullanabiliyor, kullanamıyor? Cilt bakımı yapabilir mi, yapamaz mı diye VKO sayfasından girip bakabilirler de. Peki Elos Güzellik Merkezi'ni niçin tercih etmeliyiz? İşte cevabı. Neden doğru yer? Çünkü biz gerçekten de kaliteli hizmet veriyoruz. Kaliteli makinelerden hizmet veriyoruz. Her türlü sayfayı bakabilirler. Ön analizi yapıyoruz uygulamaya almadan önce hastamızı. Testler yapıyoruz. Acaba makina yaptığımız vuruşlar, atışlar herhangi bir reaksiyon gösteriyor mu, göstermiyor mu? Cilt bakımı yaparken maskeleri test yapıyoruz, deniyoruz, analiz yapıyoruz. Acaba cilt hassasiyetini ölçüyoruz. Ondan dolayı gelsinler bir denesinler bizi derim. Müşteri memnuniyetinin bir kez de altını çiziyoruz. Bakalım Selda Hanım müşterilerini memnun etmek için neler yapıyor? Aslında müşterilerimize soruyoruz hatalarımız var mı, yok mu? Sürekli arıyoruz, mesaj yolluyoruz. Hafta sonları mesela herhangi bir bu hafta bizdeymişsiniz, sorun var mı yok mu diye geldiklerinde sürekli soruyoruz. İletişim içinde iletişim kopukluğu yok. Müşterilerle sürekli iletişim halinde duruyoruz aslında. Güzel anılar biriktiren Selda Hanım'dan mesleğiyle ilgili bir anı geliyor şimdi de. Şu an, yani evet oldu. Bir hastam vardı, gül hastalığı vardı yüzünde. 4-5 farklı doktora gitmiş ve bir türlü iyileşmemiş bir şekilde ve bir arkadaş tavsiyesiyle bize geldi. İkinci seansından sonra aslında çok güzel bir iyileşme gördük ve hasta bunun farkında değildi. Aynayı uzattığımda cildini gördüğünde ağlamaya başladı ve bu beni çok duygulandırdı. Selda Hanım şimdi de bizlere başarı anlayışından bahsediyor. Başarının tanımı aslında ilk önce benim ailem, kendi ailem, eşim ve azmim. Çalışmam yani bu üçü. Girişimci olmak isteyen kadınlara neler tavsiye eder? Selda Hanım'dan dinliyoruz. Kesinlikle korkmasınlar, çekinmesinler, çocuktan da geriye kalmasınlar. Hem eğitim hem çocuk aynı anda oluyor. Bir insan sevgi olduktan sonra, arkasına destekleyen bir ailesi, bir eşi olduktan sonra insan o hedefine ulaşması aslında çok kolay. Selda Hanım'a bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyor. Programımıza devam ediyoruz. Bize bugüne kadar yalnız bırakmadıkları için bütün müşterilerime teşekkür ediyorum.